Barış sürecinde hükümetle yakın temasta olan bir Kürt hukukçu görüştüm geçenlerde. HDP'nin seçimin kilit partisi haline geldiğini hatırlatıp Erdoğan'ın kurtuluş için son bir umut bir Kürt kartı oynama ihtimalini sordum. Olabilir dedi. Beklenen senaryo iktidarın yeniden Öcalan'la temas kurması, İmralı'da onu iknaya çalışması. Elbette Kürtler AKP MHP ittifakına verilen her oyun kendilerine daha fazla baskı olarak döneceğini herkesten iyi biliyor. Erdoğan da HDP'den oy alamayacağının farkında. Ama mesela Kürtlerin seçimi protesto edip sandığa gitmemesi ya da Millet İttifakı'nın adayı yerine kendi adayını desteklemesi bütün dengeleri değiştirebilir. Diyeceksiniz ki Erdoğan Kürtlerin oyuna talipse niye Kürt siyasetçiler Kürt gazeteciler üzerindeki baskıyı günden güne artırıyor. Artan bu baskının Kürtler üzerinde yol açtığı psikolojiyi bilmek bu sorunun cevabına dair bir ipucu verebilir. Hapse birkaç saat girip çıkan Türk gazeteciler için verilen tepkinin sürekli baskı altında olan ve topluca tutuklanan Kürt gazeteciler için gösterilmemesi Kürt basınında haklı bir hayal kırıklığı yarattı. Aynı duyarsızlığı kayım atamalarında ya da Kürt siyasetçiler tutuklandığında da görüyoruz. Bu durum Kürtler arasında Türkiye illeşme denilen yaklaşımı hepten zayıflatıyor. Bize bizden başka dost yok duygusunu pekiştiriyor. Bu duygunun üzerine Millet İttifakı HDP'nin oy vermeyeceği bir cumhurbaşkanı adayı çıkarırsa Kürt taban "Ha Erdoğan, ha bu aday. Bizim için fark eden bir şey yok." diyecektir. Ve muhtemelen sandığı protesto ederek ya da kendi adaylarına oy vererek tepki gösterecektir. O yüzden burada önemli olan Erdoğan'ın ne planladığından çok bu tür bir plana karşı muhalefetin ne yaptığı, nasıl bir aday çıkaracağı. Türkiye'yi kazanmak için İstanbul seçiminde zafer getiren dayanışmanın yeniden kurulması şart. O dayanışmanın kurulması için de meydanı Erdoğan'a bırakmadan HDP ile diyalog kurulması şart.